İyi akşamlar. Saatlerimiz 19.45'i gösteriyor. TGRT Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Takvimler bugün 13 Aralık Perşembe gününü gösteriyor. Türkiye'de gün maalesef çok acı başladı. Gurur projemiz müthiş konforuyla bilinen yüksek hızlı tren kaza yaptı. Ankara'daki ilk istasyondan hareketlendi sabah saat 6.30'da. Ardından 3-4 dakika ilerlemişti ki karşısına kılavuz tren çıktı, kafa kafaya çarpıştılar. Aralarında profesörlerin, doktorların, makinistlerin de bulunduğu 9 vatandaşımızı maalesef kaybettik. Ray'da yine facia yaşandı. Peki bu kaza neden oldu? Çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı bugün. Öncelikle Ankara-Sincan arasındaki bölümde o hatta sinyalizasyon olmadığı öne sürülüyor. Sendikacılar böyle konuştu bugün. Ve ikinci başlık, Devlet Demir Yolları'nın genel müdürü. Çok değil, geçen hafta mecliste konuştu. Yüksek hızlı tren hatlarını 24 saat canlı yayında kameralarla izliyoruz. Hatta sahada personelimiz çıplak gözle de denetim yapıyor dedi. Peki o zaman bu kaza neden meydana geldi? Çok çarpıcı görüntülerle bu iddiaları da konuşacağız. Kaza haberlerini de canlı yayında olay yerinden sizlere aktaracağız. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kararlılığını, Türkiye'nin kararlılığını çok net bir şekilde ifade etti. Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD terör yapılanmalarına harekat düzenleyeceğiz. Bıçak kemiğe dayandı dedi. Ve bugün gözler sınırda, eller tetikteydi. Akşam saatlerinde çok sıcak ve üzücü bir haber geldi. Tel Rifat'ta sınıra doğru taciz ateşi açıldı PKK-YPG tarafından. Maalesef bir askerimiz bu akşam şehit düştü. Neler oluyor sınırda? Sıfır noktasına bağlanacağız ve oradaki TGRT muhabirinden son gelişmeleri canlı yayında alacağız. Devam edelim manşetlere. Cumhur İttifakı da, Millet İttifakı da tamam. Liderler zirvesi bitirildi, ana çerçeve çizildi. O ana çerçeve nasıl çizildi? Şehir şehir hangi parti nerede aday gösterecek, nerede aday göstermeyecek? Analiz haberlerimizle ittifak, sandık, yerel seçim 2019'un son virajını da sizlere aktaracağım. Ve yıllardan beri çözülmeyen, artık kangrene dönüşen o yara, kaçak elektrik. Ülkenin bir bölümü %60 oranında kaçak elektrik kullanıyor. Faturayı kim ödüyor dersiniz? Bizim gibi kanunlara saygılı vatandaşlar ödüyor. İş artık iyice şirazesinden çıktı. Neden mi? Dün akşam Diyarbakır'da kaçağı önlemek üzere kurulan sisteme bir grup saldırdı ve sistemi tahrip etti. Kaçak elektrik meselesi ve sorumlu, kanunlara saygılı vatandaşların şu ödediği faturaları da bugün masaya yatıracağız. Ve son başlığımız. Müjdeler olsun, doğalgazda indirim geldi. Duymadınız mı? Ben söyleyeyim. Bu akşam doğalgaza indirim geldi ama çevrim santrallerine. Doğalgazı yakarak elektrik üreten santrallere indirim geldi. Maalesef bir sıradan vatandaşa, evlere indirim bir türlü gelmiyor. Dolar 7 lira olduğunda %30 oranında doğalgaza zam geldi. Kışın en sert anlarındayız. İndirim bekliyoruz. Dolar şimdi 5 lira 35 kuruş. O zaman evlerde kullandığımız doğalgaza indirim ne oldu diye BOTAŞ'a buradan bir hatırlatma da yapacağız. Ana haber bültenini özenle hazırladık. Buyurun başlayalım. Yüksek hızlı trenle kılavuz tren çarpıştı. 9 kişiyi hayattan kopardı. Kazanın sebebi ne? Hatta sinyalizasyon yok mu? Başkentteki facia tüm yönleriyle ve canlı yayınlarla az sonra. Saatler sabah 6.30'u gösteriyordu. Yüksek hızlı tren yolcularını aldı ve ilk istasyonu olan Ankara Garı'ndan hareket etti. Sadece 4 dakika sonra hızı daha 80 kilometreye yeni çıkmıştı ki karşısına çıkan
kılavuz trenle çarpıştı. Kazada 9 kişi öldü, 86 kişi yaralandı. Hızlı tren kılavuz lokomotifine çarptı. 9 kişi öldü, 86 kişi yaralandı. Birden 6. vagonda korkunç derece aralığının koptuğunu gördük ve raydan çıktığını fark ettik. Ankara Güney tren kazası haberiyle uyandı. Hızlı tren 6.30'da Ankara'dan Konya'ya hareket etti. İçinde 206 yolcu vardı. Kısa bir süre sonra 6.36 sularında Yeni Mahalledeki Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotifle çarpıştı. Korkunç kaza işte bu noktada meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere olan yüksek hızlı tren Yeni Mahalle Marşandiz durağında kılavuz trenle çarpıştı. Dehşet anlarında çarpmanın etkisiyle öndeki iki vagon yükselip üstteki köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle durakta bulunan üst geçitte trenlerin üstüne çöktü. İki vagon daha sonra devrildi. 12 dakika olmuştu hareket edeli. Daha henüz tren hız saate gelmemişti. Birden 6. vagonda korkunç derece aralığının koptuğunu gördük ve raydan çıktığını fark ettik. Biz 6'dan 5'e geçemiyorduk çünkü kapılar tamamen kilitlenmişti. Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tren enkazında kalan yolcular çıkarıldı. İlk bilgileri Ankara Valisi Vasip Şahin verdi. Yüksek hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolü ile görevli olan kılavuz trenin çarpışması sonucu bu bulunduğumuz çiftlik mevkiinde bir kaza meydana geldi. Hemen ekiplerimiz buraya sevk edildi. Umudumuz daha fazla ölü sayısının olmaması. Kazada 3 makinistle beraber 9 kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 86 kişi ise yaralı. Bu sabah Ankara garından Konya'ya hareket eden trenimiz 6.36 sularında Yeni Mahalle ilçemiz motor istasyonu civarında yol kontrolünden dönen lokomotifimiz ile kafa kafaya çarpışarak erim bir kaza meydana gelmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradı. İki bakandan olayla ilgili bilgi aldı. Erdoğan, acı olaydan duyduğu üzüntülerini belirtti. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Kazanın ardından incelemeler başlatıldı. Peki kazanın nedeni ne? İlk belirlemelere göre kılavuz trenin o saatte o raylarda olmaması gerekiyordu. Kılavuz trenin görevi her hızlı tren seferi öncesi güzergahta güvenlik amaçlı inceleme yapmak. Ardından da tren gelmeden raylardan ayrılmak. Ancak kaza sırasında kılavuz lokomotif oradaydı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. 3 savcıyı görevlendirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tren kazasıyla ilgili 3 demiryolu çalışanının gözaltına alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kusuru olanlardan mutlaka hesap sorulacağını vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya el koydu. Olayla ilgili 3 demiryolu çalışanını gözaltına aldı. Enkazdaki yaralılar çıkarılıp hastaneye gönderildikten sonra enkazın olduğu bölgeye Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri geldi ve şu anda kazanın ipuçlarına dair delilleri arıyorlar. Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenle kılavuz lokomotifi Marşandiz istasyonunda çarpıştı. Kazada 3'ü makinist, 9 kişi öldü. Soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaralı sayısını 86 olarak açıkladı. Kılavuz lokomotif normalde her gün ilk seferden önce Ankara tren garından yola çıkıyor. Polatlı'ya kadar, hatta Konya'ya kadar kontrol edip yolu geri dönüyor. Bugünse Sincan'a kadar gitti ve geri döndü. Tam da bu noktada yüksek hızlı trenle karşılaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili 3 savcıyı görevlendirdi. Olay yerinde inceleme yapan yetkililer öncelikle yüksek hızlı trenin kara kutusuna ulaştı. Çünkü onun içerisinde çok önemli kazaya dair bilgiler var, neler var? Güvenlik kamerası görüntüleri var, ses kayıtları var, telsiz konuşmalarının kayıtları var. Kazada kusuru bulunduğu düşünülen Devlet Demir Yolları'nda görevli hareket memuru S.Y., makasçı O.Y.,
ve kontrolör EEE gözaltına alındı. Kaza sonrası Devlet Demir Yolları'nda çalışan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedenleri ise işte bu. Yani yüksek hızlı trenin sol şeritteki raylarda bulunması. Uzmanlara göre sol şeritte değil sağ şeritte olması gerekiyordu yüksek hızlı trenin. Ancak solda olunca çarpışma kaçınılmaz oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kazayla ilgili idari ve adli soruşturmaların hızlı bir biçimde başlatıldığını hatırlattı. Cumhuriyet Savcılığımız şu ana kadar 3 kişiyi gözaltına almıştır. Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacaktır. Şimdi acının adresine, acının merkezine doğru canlı yayında bir dönelim. Gün boyu az önce haberini de izlediniz. Muhabir arkadaşım Emre Kol haber mesaisindeydi. Bizi de bekledi. Emre, hava soğuk biliyorum. Teşekkür ederim. Çok yoğun çalıştın bugün. Hemen soruyu sormak isterim. Enkaz kalktı mı? Ne durumdayız? Enkaz kaldırma çalışmaları tren kazasının yaşandığı istasyonda devam ediyor. Kameraman arkadaşım Fatih Erdoğan hemen sizler için göstersin. Bakın işte Marşantis istasyonunun üst çatı kısmı yıkılmıştı. O çatı kısmı şimdi burada 3-4 tane vinç var. O vinçler tarafından kaldırıldı. Bu saate kadar bu kısmı halledildi. Diğer tarafta kılavuz lokomotif yine bir vinç tren tarafından çekilmişti. Ama işte kazaya karışan, kazada ilk yıkılan iki vagondan ikincisini görüyorsunuz. Birinci vagon, o ikinci vagonun hemen arka tarafında kalıyor aslında. Onlarla ilgili kaldırma çalışmaları da sürüyor. Tabi sabahın erken saatlerinde itibaren biz de burada bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Şimdi şunu söylememiz lazım. Bu kaza neden gerçekleşti? Kimin ihmali var? Bölgedeki yüksek hızlı tren çalışanlarından edindiğimiz bilgiye göre tren kazasının nedeni, Fatih göster işte şu. Tren kazasının nedeni bu altta görmüş olduğumuz rayda olması. Yüksek hızlı trenin iddiaya göre. Çünkü normal şartlarda şu söyleniyor. Bakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 3 kişiyi gözaltına aldı. Devlet Demir Yolları'nda görevli olan. Kimler onlar? Biri hareket memuru, biri makasçı, biri kontrolör. İşte bunların sağ şeritte olması gereken treni sol şeritte devam etmesine izin verdikleri, emrettikleri ya da göz yumdukları iddia ediliyor. O yüzden gözaltındalar. Bu tren de bu şeritte olunca karşı taraftan geri dönüş istikametinde Sincan tarafından gelmekte olan kılavuz lokomotifle karşı karşıya kalmak zorunda kaldı, durumunda kaldı. Ki yüksek hızlı trenin en kısa mesafe, duruş mesafesi yaklaşık 1 kilometre kadar ve bu kazanın bu nedenle gerçekleştiği yönünde iddialar var tabi. Tabi bu arada yüksek hızlı trenin beyni de alındı, beyni de inceleniyor. Onunla alakalı tüm detaylar, kazanın gerçekleştiği ana dair hem ses kayıtları hem görüntü kayıtları, bunların hepsi savcılığın elinde olacak. İncelemenin ardından alınan 3 kişi hala karakolda, ifadeleri asayiş şube ekipleri tarafından alındılar. İfadeleri orada alınıyor, ardından savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor. Tabii görüntülere el konuldu dedik. Peki tren durabilir miydi daha önceden? Yani kondüktörler... Düzeltiyorum. Makinistler bunu önleyebilir miydi? Aslında makinistler ifadesi de Ekrem Açıkel yanlış burada. Çünkü bizim yine edindiğimiz bilgiye göre buradaki yüksek hızlı trenin içinde sadece bir makinist vardı. Bakın ölen makinist sayısı 3 olarak açıklandı. Normalde trenlerde ikişer makinist olması lazımdı. Evet, iki makinist vardı kılavuz lokomotifin içinde ama yüksek hızlı trenin içerisinde yalnızca bir makinist vardı. Diğeri iddiaya göre Sincan'dan binecekti ama o durum gerçekleşmedi ve bu kazadan o Sincan'dan binecek olan makinist kurtulmuş oldu bir anlamda. Ama tabii bu işin ihmalinin kimler artık omuzlayacak, sırtlayacak, önümüzdeki günlerde o ifadeler de ortaya çıktığında hep beraber anlamış olacağız diyelim. Ekrem Açıkel, söz tekrar sende. Emre Kol, çok çok teşekkür ederim ve önemli bir bilgiyi aktardın. Belki de son dakika bilgisi. Doğrusunu isterseniz ben ilk kez duyuyorum. Yüksek hızlı trende
Açıklananın aksine bir makinist vardı. Aslında bu trenler iki makiniste hareket ediyorlar. İkinci makinist, belki de yardımcı makinist Sincan'dan ilk duraktan trene binip göreve oturacaktı. O koltuğa oturacaktı. Bunu gerçekten önemli bir bilgi olarak bize aktardın. Bu başarılı yayın için çok ama çok teşekkür ederim. Ve cevaplanması gereken o kadar çok soru var ki, gelin o sorularla ilgili en önemli bilgileri, daha doğrusu iddiaları buradan aktarmaya başlayalım. En önemli soru: peki bu kaza neden oldu? Son model trenler, yüksek teknoloji ile yeni tamamlanmış hat. Herkes bu sorunun cevabını arıyor. Şimdi bir soru daha gündemde. Kazanın olduğu Ankara-Sincan yüksek hızlı tren hattında acaba sinyalizasyon sistemi var mıydı? Varsa çalışıyor muydu? Çalışıyorsa sistem çarpışma öncesi alarm vermedi mi? Bugün Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı Hasan Bektaş bir açıklama yaptı. Kazanın yaşandığı hattın sinyalizasyon sistemi olmadan açıldığını öne sürdü. Sendikacı şöyle söylüyor: bu hatta banliyö treni de çalıştırılıyor, Sincan-Kayaş. Hat tam bitmeden açıldı. Tam anlamıyla bitmesi demek, bütün altyapısıyla, üst yapısıyla, sinyalizasyon sistemleriyle birlikte açılması demek. Ama Nisan ayında banliyö hattı sinyalizasyonsuz bir şekilde hizmete açıldı diyor. İddia çarpıcı. Peki sinyalizasyon nedir? Teknik bir ifade açayım onu size. Trenlerin işletmesini sağlayan bilgisayar sistemi aslında. Tıpkı uçaklardaki hava trafik kontrolü radar sistemleri gibi. Burada şu anda böyle bir sistem yoktu deniyor Ankara-Sincan istasyonu arasında. Makinistler telsizlerle ya da telefonla haberleşiyordu. Bakar mısınız iddiaya? Bilgisayar değil, insanların ikili iletişimi, cep telefonu telsiz görüşmeleriyle hat kullanılıyordu. İddia bu. Doğruluğunu ya da bu iddiaların yanlışlığını bizler, yetkililerin önümüzdeki günlerde yapacağı o açıklamalarla öğreneceğiz. Ama soru sormaya da devam edeceğiz. Gelelim o haberin en acı kısmına, kaza haberinin. Sevgili seyirciler, başkent Ankara'da yaşanan tren kazasında ölenlerin kimlikleri de belirlendi. Kazada ünlü profesör Berahettin Albayrak da hayatını kaybetti. Profesör Doktor Berahettin Albayrak, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyordu. Ünlü Profesör TÜBİTAK tarafından Konya Bilim Merkezi'nde yapılacak Bilim Kafe programına katılmak için trene binmişti. Ancak 53 yaşındaki profesör kazada hayatını kaybetti. Yüksek hızlı trenle kılavuz lokomotifin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri Keçiören Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hayatını kaybeden yolcuların yakınları kuruma akın etti. Gözyaşları içinde acı bir bekleyiş başladı. Tren kazasında 3 makinist hayatını kaybetti. O 3 makinistin yüksek hızlı tren makinistleri Adem Yaşar ve Hulusi Böker'le kılavuz tren makinisti Kadir Ünal olduğu tespit edildi. Kazada yeni doğan Yoğun Bakım Üniversitesi doktoru uzman doktor Tahsin Ertaş hayatını kaybetti. Ertaş, Profesör Doktor Berahettin Albayrak'la birlikte Konya Bilim Merkezi'ndeki Bilim Kafe programına katılmak için Konya'ya gidiyordu. Kazada hayatını kaybeden Doktor Tahsin Ertaş'ın cenazesini teslim almaya gelen yakını Nezih Yıldırım yaşadığı üzüntüyü bu sözlerle anlattı. Bakın, gencecik çocuk, doktor bugün, hani tabii herkesin acısı büyük elbette. Ateş düştüğü yeri yakıyor, ancak yani böyle bir adamı yetiştirmek neye mal olur? Yani bir daha geri dönüşü var mı bunun? Dolayısıyla çok üzgünüz. Bütün cenaze sahiplerinin, yani bunlar şehit oldu bana göre, katledildi, öyle düşünüyorum. Allah rahmet etsin, sabırlar diliyorum herkese. Ama gerçekten çok acımız büyük. Hayatını kaybeden diğer yolcuların kimliklerine de ulaşıldı. Hayatını kaybeden diğer 4 yolcunun
Yusuf Yetim, Arif Kahan Ertik, Kübra Yılmaz ve Ebru Erdem Ersan olduğu öğrenildi. Değerli TGRT Haber izleyenleri, az önce muhabirimiz Emre Kol'un olay yerinden, Marşandiz istasyonundan, enkazın hemen yanından bize aktardığı o çok çarpıcı iddiayı tekrarlamak isterim. Bakın, iddialara göre diyorum, kaza yapan yüksek hızlı trende sanılanın aksine iki değil bir makinist vardı. İkinci makinist de ilk makinistin yanında görev alacaktı. İddia o ki Sincan'da ilk durakta o da gelecek ve pilot koltuğuna o da oturacaktı. Bu bilgiyi tekrar etmekte fayda var. Yüksek hızlı trenin aslında kontrol mekanizmasının başında tek makinist vardı. İddia bu. Yarın bu iddiayı da araştıracağız. Şimdi size bir görüntü izlettireceğim. Bu görüntünün adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yeri Ankara yani. Peki konuşulan ne? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın bütçesi konuşuluyor. Bütçe maratonu malumunuz alt komisyonda. Ve yer meclis, zamanı da söyleyeyim, geçen hafta. İnanın çok uzun bir süre değil. Peki konuşan kim? TCD'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü İsa Apaydın. İsa Bey sorular üzerine Çorlu'daki tren kazası hatırlatılıyor ve şöyle söylüyor. Biz yüksek hızlı trenin her aşamasını takip ediyoruz. Hatlarda 24 saat çalışan kamera var, personelimiz de takip ediyor. Bunları söylüyor geçen hafta. Şimdi şu konuşmayı bir dinleyelim. Yönetmenim Anıl, tam ekran, bunu yansımasını istiyorum lütfen. Hızlı tren hatlarımızın tamamı kameralarla 24 saat kontrol ediliyor. Ve buralar hem kamera kontrolü merkezden kontrol edildiği gibi hat boyu da görevli personellerimiz var. Tabii ihataların zaman zaman takip edilmesi dolayısıyla dışarıdan hatta girişler olabilir. Bunlar sürekli kontrolleri devam etmektedir. Bakın, kaza yeri öyle Anadolu'daki ıssız topraklardan geçen bir tren hattı değil. Çocukluğum oralarda geçti. Yeni Mahalle, Marşandiz. Anagara çok yakın bir mesafe. Çocukluğumun geçtiği ev de oraya çok yakın. Yani başkentin tam göbeği. Ancak ben bu cümleleri bir kez daha duymak istiyorum. En baş kısmını. Yönetmenim Anıl, ilk 10 saniyeyi tekrar verir misin lütfen? Hızlı tren hatlarımızın tamamı kameralarla 24 saat kontrol ediliyor. Ve buralar hem kamera kontrolü merkezden kontrol edildiği gibi hat boyu da görevli personellerimiz... Yeterli Anıl, yeterli. Evet, İstanbul'un, Ankara'nın, bu büyük metropollerin tam göbeği, Ankara'nın göbeği Marşandiz'den bahsediyoruz. Anadolu'da bir yer değil. Biz Devlet Demir Yolları Genel Müdürü İsa Bey'in açıklamasını doğru kabul ediyoruz. Saygıyla karşılıyoruz. Mecliste millet iradesine, vekillerimize yapılmış açıklama. Bu açıklama doğru bir açıklama. Peki bu kaza niye oldu? 24 saat kamerayla takip ediliyorsa, daha Ankara'nın çıkışında, Ankara'yı terk etmemiş bile tren. Neden? Kaydedilmedi mi bu görüntü? Kamera ve çıplak gözlerle hattaki görevliler gelmekte olan kılavuz treni makas değiştirerek başka bir hatta alamadılar mı? Sayın Genel Müdür'ün açıklaması bizim için doğrudur. Ancak ortada bir eksiklik vardır. Bir sıkıntı var. Bu çok net görünüyor. 9 kişi de vefat etti, az önce izlediniz. Önümüzdeki günlerde şu açıklamaların ardından bu sorularımıza da cevap istiyoruz. Lütfen bu kez bu sorulara cevap alalım. Daha başka canlar yanmasın diye. Anıl. Harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik. Cumhurbaşkanı açıkça söyledi. Fırat'ın doğusuna harekat birkaç gün sonra dedi. Harekattan önce son durum sınırdan canlı yayınlarla az sonra. Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon öncesi jandarma özel harekat birlikleri ve komandolar sınıra aktı.
Sınırın sıfır noktasına zırhlı araç sevkiyatı da yapıldı. TGRT Haber ekiplerinden Kaan Kalyoncu ve Yusuf Öztürk de bugün bölgedeydi. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon sinyalini bu sözlerle verdi. Fırat'ın doğusu terör unsurlarından temizlenecek dedi. Sınır hattındaki birliklere yönelik sevkiyatlar hız kazandı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti. Komando birlikleri ve jandarma özel harekat birlikleri konvoya eşlik etti. Zırhlı araç sevkiyatları yapıldı. TGRT Haber ekibinden Kaan Kalyoncu ve Yusuf Öztürk Şanlıurfa Akçakale'deydi. Operasyon bölgesi sınırın sıfır noktasından görüntülendi. Suriye'ye 3. kara harekatı için artık hazırlıklar tamam, ancak harekatın güvenliği için alınan önlemleri söyleyemiyoruz ve biz de şu anda sınırın sıfır noktasındayız. Hemen arka tarafımız Tel Aviyat bölgesi, yani YPG'nin kontrol altında ve bölgede bulunan Kahraman Mehmetçik, YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmek için emir bekliyor. Tel Aviyat'ta terörist PKK paçavrası dalgalanıyordu. İşte o skandal görüntüyü görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk sizler için görüntülüyor. Tel Aviyat şehir merkezinin tam ortasında YPG'li PKK'lı teröristlerin paçavrası dalgalanıyor ve Mehmetçik o paçavrayı ayaklar altına almak için geri sayıma başladı. Mehmetçik ve Türk halkı operasyonların başlayacağı günü bekliyor. Haydi gelin hiç vakit kaybetmeden sınırın sıfır noktasına dönelim. Çünkü çok sıcak dakikalar yaşanıyor. Bir şehidimiz var. Nasıl oldu? Nasıl gerçekleşti saldırı? Sınırda o şehitlik nasıl yaşandı? Hemen soralım. Karşımda muhabirimiz Kaan Kalyoncu var. Kaan'ı bir görebilir miyim duvarımda? Evet. Kaan şimdi geldi. Kaan, bu şehit olayı nasıl yaşandı? Evet Ekrem Açıkel, bugün acı haber geldi. Suriye'den Tel Rifat'tan geldi. Aslında Tel Rifat'ta bulunan YPG'li teröristlerin açtığı taciz ateşi sonrası Afrin'de görevli bir kahraman askerimiz şehit oldu. Bu acı haberi de izleyicilerimizle paylaşalım. Tabii bununla birlikte, yaşanan bu olayla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri hemen bu olaya karşı misliyle karşılık verdiği ve Tel Rifat bölgesini yoğun bombardıman altına tuttuğunu belirtelim ve saldırının da şu dakika itibariyle de sürdüğünü izleyicilerimizle paylaşalım. Gelelim Fırat'ın doğusuna, yani bizim bulunduğumuz bu noktaya. Arkamız YPG'li teröristlerin kontrol altında tuttuğu Tel Aviyat bölgesi, ki şu an yüksek sesle konuşsam belki de YPG'li teröristler sesimi duyacak. Aramızda 2-3 kilometrelik bir mesafe var. Bugün gün boyu buradaydık ve izlenimlerimiz oldu. Tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat operasyonunun açıklamasının ardından Türkiye'nin gözü kulağı artık Fırat nehrine, Fırat'ın doğusuna çevrilmiş durumda. Hazırlıklar tamam, kahraman Mehmetçiğimiz, askerlerimiz hazır, obüslerimiz, zırhlı birliklerimiz, bataryalarımız, istihbarat teşkilatı istihbarati bilgilerini almış durumda. Artık Cumhurbaşkanı'ndan gelecek emri bekliyor. Emir geldikten sonra Suriye'ye 3. kez askeri harekatın başlayacağını dile getirelim. Bugün oldukça sakindi bizim bulunduğumuz nokta. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeyiz. Sınırın sıfır noktasındayız. Daha önceki haftalarda yoğun bir şekilde askeri sevkiyat vardı, ancak bugün Akçakale için konuşuyorum. Herhangi bir askeri sevkiyat yaşanmadı. Bizim bulunduğumuz nokta oldukça sakindi, ancak daha önceki tarihlerde alınan önlemler aslında harekat için her şeyin hazır olduğunu dile getiriyor. Diğer bölgelere dönersek Kilis, Hatay, Yayladağ bölgelerinde özellikle yoğun askeri sevkiyatlar yaşandı. Dün gece saatlerinde Yayladağ'da 20'ye aşkın tırlar, askeri tırların sevkiyatı yapıldı. Bugün ise 18 tır askeri sevkiyat Kilis bölgesine yapıldı. Deyim yerinde ise artık
Fırat doğusundaki yapılacak operasyon için geri sayım başladı ve bölgede bulunan yaklaşık 500 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz ki bu alanda bulunan hat boyunca boyunan Mehmetçiğimiz artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek emri bekliyor ve biz bölgede haber nöbetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça an beyan izleyicilerimize aktaracağız diyelim. Ekrem Açıkel. Kaan, çok çok teşekkür ediyorum. Gelişmeleri neredeyse 24 saat boyunca TGRT haber ekranlarında senden alacağız. Devam edelim. Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona muhalefetten de tam destek geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye sınırlarında terör örgütlerinin yuvalanmasına izin vermemelidir dedi. Mehmetçik namlusunu bu kez Fırat'ın doğusuna çevirecek. İstanbul'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu operasyon öncesinde açıklama yaptı. Harekatı desteklediğini söyledi. Biz Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alması gerektiğinin bilincindeyiz ve bunun farkındayız. Türkiye Orta Doğu'da kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Terör orada oluşabilecek bütün terör unsurlarına karşı da Türkiye'nin dikkatli bir politika izlemesi lazım. Eğer Türkiye'nin çıkarları gerektiriyorsa elbette ki her türlü operasyonu yapma hakkına sahiptir. Çünkü Türkiye bölgenin en güçlü ülkelerinden birisidir ve kendi sınırlarında terör örgütlerinin yuvalanmasına asla izin vermemelidir. Şimdi de sınırın öbür tarafına, Suriye'nin Elbap kentine gidiyoruz. Elbap'ta bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. Ondan fazla da yaralı var. Bomba yüklü motosiklet patladı. Olay Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun teröristlerden temizlediği Elbap kentinde meydana geldi. Ulu Cami yakınında motosiklet park edilmişti. Yoldan geçen bir genç hemen yanından geçti. Ancak ne olduysa geri döndü. Motosikletin direksiyonunun sarsmaya başladı. Patlama da o anda oldu. Şiddetli patlama sonucu o genç hayatını kaybetti. Etrafta bulunan, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partileri uyardı. Adayları eleştirmeyin dedi. Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde ise yola birlikte devam etme kararı çıktı. Seçime doğru ittifakların durumu az sonra. Gelelim iç siyaset bloğumuza. AK Parti-MHP ittifakında detaylar netleşmeye başladı. MHP lideri Bahçeli ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatını uyardı. MHP'nin adaylarına İtiraz eden olursa tepki gösteririm dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeniden bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde başarılı olması için birlikte atılacak adımlar belirlendi. Görüşmede Iğdır ve Kars adaylarıyla ilgili bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylıklarını açıkladığı iki ilde AK Parti'nin adaylarını geri çekebileceği iddia edildi. Bu Cumhur İttifakımızı da lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na başkanlık etti. İttifak çerçevesinde karşılıklı jest yapılacak illerin durumunu değerlendirdi. Özellikle 6 il: Adana, Mersin, Osmaniye, Muğla, Manisa, Aydın. 30 büyük şehrin ilçelerinde de işbirliği olacak. AK Parti bazı ilçelerde MHP'nin adayına destek verecek. MHP de bazı ilçelerde AK Parti'nin adayını destekleyecek. Muhalefetin elinde bulunan ilçelerde ise ikinci parti konumundaki partinin adayına destek verilecek. Benim teşkilatımdan isteğim, genel merkezlerimizin almış olduğu bu konuyla ilgili kararlara hepimiz uyacağız. Eğer herkes kendine göre bir şey uydurmaya kalkarsa arkadaşlar, bunun adı kakofoni olur. Erdoğan partisinin il başkanlarına yaptığı bu uyarıyı bir de partinin en üst karar organı olan
MKYK üyelerine yaptı. Aday belirleme sürecinde her türlü tartışmayı yapabiliriz. Herkes istediğini söyleyebilir. Ancak aday açıklandıktan sonra itiraz eden olursa sert tepki gösteririm. Şu olursa oy vermem, bu olursa oy vermem gibi değerlendirmeler yapılıyor. Bunu kabul etmem mümkün değil. Herkes genel merkezimizin aldığı kararlara uymalı ve saygı göstermeli. Ve Millet İttifakı, CHP ile İyi Parti ittifakı tam dağıldı deniyordu ki iki lider dün akşam bir araya geldi ve uzlaşma sağlandı. Peki İyi Parti ile CHP nasıl bir anlaşmaya vardı? İşte bu çok önemli sorunun cevabı. İşbirliği ve güç birliği yapmak üzere İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi heyetleri anlaştılar. CHP ve İyi Parti arasındaki kriz çözüldü. İki parti yerel seçime ittifakla girmeye karar verdi. Arkadaşlarımıza sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. CHP ile İyi Parti arasındaki kriz CHP'nin Balıkesir adayı nedeniyle çıkmıştı. CHP Balıkesir'de milletvekili Ahmet Akın'ı aday gösterdi. İyi Parti ise bu hamleye Balıkesir vekili İsmail Ok'u aday göstererek karşılık verdi. Balıkesir yapılan müzakerelerde de hep kilit rol oynadı. İyi Parti Ankara'yı CHP'ye bırakma karşılığında Balıkesir'i istedi. İyi Parti lideri Akşener, CHP'nin büyükşehir adayı milletvekili Ahmet Akın'ın kendisine yönelik ağır sözlerini gerekçe gösterdi. Bu sorun çözülmeden müzakerelerin devam etme olanağının olmadığını bildirdi. Yaşanılan bu kriz aşılamayınca ittifaka ya tamam ya da devam denilecekti. Bunun üzerine kurmaylar arasında mekik diplomasisi yaşandı. Yani genelde çay tercih ediyoruz. İyi Parti'de saat 9'da başkanlık divanı yapılacağı ve sonrasındaysa saat 12'de Genel Sekreter Cihan Paçacı'nın açıklama yapacağı duyuruldu. Bu açıklama ertelendi. Saat 14'te Akşener Başkanlığı'nda Genel İdare Kurulu toplandı. 15'te ittifak görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı iddiası basına yansıdı. Bunun üzerine İyi Partili Koray Aydın ve Cihan Paçacı saat 15.20'de CHP'ye gitti. Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından CHP'den Oğuz Kağan Salıcı ve Seyit Torun İyi Parti'ye gitti. Saat 17'de başlayan görüşme 35 dakika sürdü. Evet, hadi bakalım. CHP'li heyet saat 18.25'te yeniden İyi Parti'ye gitti. Görüşme trafiği Akşener'in 19.58'de CHP Genel Merkezi'ne gelmesiyle son buldu. İki parti arasındaki Balıkesir krizi tatlıya bağlandı. CHP Balıkesir'den aday gösterdiği Ahmet Akın'ın adaylığını geri çekip İyi Parti'nin adayını destekleme kararı aldı. İşbirliği ve güç birliği yapmak üzere İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi heyetleri anlaştılar. Biz de iki genel başkan olarak sizlerle bu sonucu paylaşmak için buradayız. Ülkemize hayırlar, uğurlar getirsin inşallah. Güzel şeyler olacak demiştik. Sayın Genel Başkan da demişti güzel şeyler olacak diye. Krizin çözülmesiyle birlikte iki parti arasında paylaşılan iller de belli oldu. Buna göre CHP 11, İyi Parti 10 büyük şehirde aday çıkaracak. İki parti bu 21 ilde çıkarılan ortak adayı destekleyecek. CHP, Büyükşehir Belediye Başkanları kendisinde olan Aydın, Eskişehir, Muğla, Hatay ve Tekirdağ ilave olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa'da da büyükşehir adaylarını çıkaracak. İyi Parti, Balıkesir, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya, Gaziantep, Denizli ve Manisa'da aday çıkaracak. CHP bu illerde aday göstermeyecek. Bu illerin dışında kalan Mersin'de her iki parti de aday çıkaracak. Ancak birbirlerine yönelik bir mücadele içinde olmayacak. Bu illerin ilçelerine dönük her iki parti aday belirleme sürecinde karşılıklı anlayış içinde hareket edecek. Edinilen bilgiye göre CHP Ankara'da Mansur Yavaş'ı aday gösterecek. CHP'nin İstanbul adayı da Ekrem İmamoğlu olacak. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu oluyor? Sevgili seyirciler, CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak sağlanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bugün sürpriz bir ziyaret yaptı. Sayın Genel Başkan da demişti güzel şeyler olacak diye. Evet, güzel şeyler olacak. CHP ile İyi Parti arasında ittifak dağıldı derken iki genel başkan buluştu ve ittifakta anlaştı. Buna göre İyi Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacak ve CHP adayını destekleyecek. İşbirliği ve güç birliği yapmak üzere İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi heyetleri anlaştılar.
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'le ittifak sağlandıktan sonra İstanbul'da sürpriz bir ziyaret yaptı. O ziyaretin yapıldığı yer Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eviydi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için gönlünden geçen isim olan Ekrem İmamoğlu'yla evinde görüştü. Kulislere yansıyan bilgilere göre CHP'nin İstanbul Belediye Başkan adaylığı için Gülsel Tekin ve Muharrem İnce'nin adı geçiyor ama Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nda ısrar ediyor. Bu ziyaret sonrası açıklama olmadı ama artık Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı neredeyse kesinleşti yorumları yapıldı. CHP'nin İstanbul adayı 20 Aralık'ta açıklanacak. O isim büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu olacak. Kimlik kartı ve ehliyet değişimi kolaylaşıyor. Sağlık marketleri kuruluyor. Orta öğretime geçiş sadeleşiyor. Hakim ve savcı yardımcıları geliyor. Hükümetin ikinci 100 günlük planı başka neleri içeriyor? Az sonra. Tam 7 milyon çalışanın gözü kulağı bu haberde. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci kez toplandı. Toplantıda taraflar arasında sıkı pazarlık vardı. Bu ayın sonuna kadar gerekli bütün çalışmaları yapıp, elimizden gelen her şeyi yapıp, hiçbir şey gözden kaçırmadan İyi bir asgari ücret rakamı sunmayı umuyoruz. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik toplantı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sıkı pazarlıklara sahne oldu. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı ile Ticaret Bakanlıklarına bağlı heyetler sunum yaptı. İşçi temsilcileri masada geri adım atmadı. Net 1603 lira olan asgari ücretin en az 2000 Türk lirası olması gerektiği vurgulandı. Dersimize iyi çalışıyoruz. Ülkemiz içinde bulunduğu şartlar ama en önemlisi de tabii ki çalışanlarımız içinde bulunduğu şartlar göz önünde bulundurarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Kasım ayı itibariyle yaptığımız veriler niteliğinin doğrultusunda bir kişinin yaşam maliyetinin 2338 lira olduğunu açıklamıştık. Dolayısıyla 4 kişilik ailenin gıda sadece gıda masraflarının da 1943 lira olduğunu açıkladık. Öbürünü söylemek bile istemiyorum ama 6300 küsur lirada bir yoksulluk sınırı olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla elimizde kriterlerimiz var. Mevcut asgari ücretle geçinebilmek için benim ifademdir o sihirbaz olmak gerekiyor. İşçi temsilcileri arasında özel güvenlik görevlisi Gülden Görmez de yer aldı. Görmez toplantıda asgari ücretlerin sesi oldu. Geçinemediğimi ya da nasıl geçinildiğini bunları anlattım, tek tek tekrar anlattım. Bakalım inşallah hayırlısı. Bunlar şimdi gerçekler yani orada anlatılanlar. Ama tabii ki herkes kendini düşünür hesabı. Biz de hani tabii ki dedik ki ben anlamıyorum çok fazla hani öyle ekonomiydi falan ama sonuçta ben de onlara karşılık sizin söyledikleriniz doğru olabilir ama bizim de işte bu gerçeğimiz var gibi bir yaklaşımda bulunduk. İnşallah olacak arkadaşlar. İnşallah diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz. İşveren temsilcileri ise asgari ücretin 2000 lira olmasına karşı çıktı. İşverenler asgari ücretin 2019 yılı enflasyon hedefi dikkate alınarak belirlenmesini istedi. İşverenlerin bir diğer talebi ise asgari ücret desteği. Hükümet tarafından işçi başına verilen 100 liralık destek kesilmişti. İşveren temsilcileri ikinci toplantıda bu konuyu gündeme getirdi. Desteğin devam etmesi için taleplerini hükümet temsilcilerine iletti. Biz sadece asgari ücreti mevcut çalışanlarımız için değil, yatırımcılarımızı, İş bekleyen işsizlerimizi de düşünerek belirlemek üzere bir aradayız. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki hafta TÜİK'ten rakamlar geldikten sonra muhtemelen takip eden hafta yine en büyük temennimiz oy birliğiyle asgari ücretin açıklanması olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı. Erdoğan 7'den 70'e herkesin hayatına dokunacak projelerini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ağustos'ta 400 projeyi içeren ilk 100 günlük eylem planını açıklamıştı. İlk eylem planı %97 oranında gerçekleşme performansına ulaştı. İkinci 100 günlük eylem planımızda yer alan yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin de bitirilmesini temin edeceğiz. Erdoğan bu kez ikinci 100 günlük eylem planını açıklamak için kameraların karşısına geçti.
Cumhurbaşkanı vatandaşı memnun edecek bir dizi uygulamanın hayata geçirileceğini söyledi. Kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresi 60 günden 10 güne indirilecek. Yeni randevu sistemini, çok önemli bu, devreye alarak kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresini 60 günden 10 güne indiriyoruz. Erdoğan milyonlarca öğrenciyi sevindirecek bir sistemin hayata geçeceğini söyledi. Ancak detay vermedi. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sürecinde sade, anlaşılabilir, ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen, kamuoyunda oluşan beklentileri karşılayabilecek bir sistem oluşturuyoruz. Erdoğan yargı alanında hakim ve savcı yardımcısı statüsü getireceklerini söyledi. Sağlık market uygulaması hayata geçti. Erdoğan bu noktada bazı uyarılarda bulundu. Devlet hastanesinde, üniversitede gidip de mahalledeki, caddedeki marketten bu sarf malzemelerini ne yapmayacağız? Almayacağız. Her şey sağlık marketten. Sayın Bakan da burada. Aksi takdirde yanlışı yapanların canını yakarız. Bunu bizzat şahit olduğum için özellikle bu adımı attık. Biz sağlıkta bu ülkede tarihinde görülmemiş bir mücadeleyi verdik. Ve nereden nereye geldik? Denizleri geçiyoruz, derede boğuluyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin yeniden inşasına ilişkin konuştu. İnşallah Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin de öyle zannediyorum ki Ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temelini atıp ondan sonra zaten projemiz hazır. Oradaki o dev Atatürk Kültür Merkezi'ni inşallah dünyaya da örnek bir opera merkezi haline de getireceğiz. Teröristlerin korkulu rüyası olacak Akıncı İHA da geliyor. Akıncı İnsansız Hava Aracı Projesi Sözleşmesi'ni imzalıyoruz. Haber merkezimizde bugün çalışırken öğle saatlerinde son dakika bilgisi bilgisayarıma düştü. Mutluluk içinde, heyecan içerisinde son dakika bilgisini açtım. Doğalgaza indirim geldi. Siz de çok sevindiniz değil mi? Hemen sevinmeyin öyle. Doğalgaza indirim geldi ama bize, evlere gelmedi. Peki neye indirim yaptı BOTAŞ? BOTAŞ, doğalgaz çevrim santrallerine. Bu ne demek? Geliyor doğalgaz yurt dışından, yakıyorlar onu, elektrik üretiliyor. Ve ısısıyla da sıcak su çıkartılıyor. Bu sisteme yönelik doğalgaz satışlarına indirim getirdi. Bize yansıyan bir şey olmadı. Oysa çok umutluyduk. Enteresandır, son iki aydır sürekli olarak çevrim santrallerine doğalgaz indirimi haberi geliyor. Anıl, verir misin rakamlarımızı lütfen? Aykut, aktüel kameraman arkadaşım da gelsin. BOTAŞ'tan biz indirim bekliyoruz ama elektrik üreten santrallere ikinci desteği verdi. İşte ilk indirimin tarihi 31 Ekim 2018, yaklaşık 1,5 ay öncesi. %8,8 indirim yapıldı. Hemen peşinden, yani bugün 13 Aralık 2018 %4 indirimde BOTAŞ tarafından bugün resmi açıklama olarak yapıldı. BOTAŞ'ın aldığı bu kararı elbette sorgulamıyoruz. Ancak defaatle bu ekrandan bu yayını yapmış birisi olarak şu cümleleri seslendirmeme de lütfen izin verin. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında %30 doğalgaza, konutta, evde bizim kullandığımız doğalgaza zam yapıldı. Gerekçe ne gösterildi? Dolardaki artış. 7 liralara kadar çıktığında dolar, bu zamlar yapıldı. Peki dedik, çok da fazla sesimizi çıkartmadık. Ancak dolar bugün 5 lira 35 kuruş. Çevrim santrallerine, elektrik üretenlere şu indirimi yapıyorsunuz. Lütfen kışın en sert geçtiği şu günlerde bizim için de indirim yapınız. Bunu söylemek
üzerime vazife vacip oldu. Bunu gerçekten inançla söylüyorum BOTAŞ'a. Lütfen sesimizi duyun. 7 liralara çıktığında dolar zamladınız %30 oranında. 5.35. Doğalgaza, konut için, ev için lütfen indirin. Bunu özellikle kurmak istiyorum. Bu cümleyi havalar çok soğuk. Hadi daha önce yaptığımız şekliyle bitirelim bu yayını. Fakir fukara, garip gureba şu doğalgaz faturalarının yükünden bir parça kurtulsun. Anıl. Kaçak elektrik kullanımı engellendi, köylüler öfkelendi. Bedava elektrik dönemi bitince dağıtım şirketine geldiler, çalışanları tehdit ettiler. Elektriği biz kullanalım, parasını millet ödesin dediler. Az sonra. Soma'da bir kömür ocağında akşam saatlerinde göçük meydana geldi. 11 işçi mahsur kaldı. Maden ocağının Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği Eynez ocağını işleten şirkete ait olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlar da geliyor şimdi, çıkardılar. Evet öylemiş, çıkardılar ne oldu? Ama nasıl bizler şimdi çok... Kendisi kurtarıldı ama aklı hala arkadaşlarındaydı. Maden ocağındaki göçükte 11 işçi mahsur kaldı. Kömürün altında kaldım yani. Üşüdünüz mü orada? Üşüdüm. Tabii içinde kaldım yani. Bir sesiniz, su. Bir de rüzgar mı geliyor, hava veriyorlar içerisinde evet, ya. Evet. Burada rüzgar geldi, üşüyor. Görüntüler Soma'dan. Göçük sonrası akıllara Soma'da 2014'te 301 işçinin hayatını kaybettiği kaza geldi. Çünkü göçüğün yaşandığı ocak aynı firmaya aitti. Alır mı dikşi daha? Dikşi daha göndereyim mi? Manisa'nın Soma ilçesinde akşam saatleriydi. Işıklar Maden Ocağı'nda göçük meydana geldi. Bu ocak 13 Mayıs 2014'te 301 işçinin hayatını kaybettiği Eynez Maden Ocağı'nı işleten şirkete bağlıydı. 7 işçi çöken tavanın altında kaldı. Arkadaşlarına yardım için bölgeye giden 4 işçi de dışarı çıkamadı. 11 işçinin kurtarılması için kollar sıvandı. Islak kömür kayması dediğimiz çalışma esasında bir kömürde kayma olarak göçük meydana geliyor. Ocağa çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Çalışmaların ilk etabında 7 işçi kurtarıldı. İşçiler titizlikle hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alındı. Manisa Valisi Ahmet Deniz işçileri hastanede ziyaret etti. Olay hakkında bilgi aldı. Kömürün altında kaldım yani. Kurtardılar, çıkardılar yani. Evet. Yürüdük yani. Arkadaşlar da geliyor şimdi, çıkardılar. Evet öylemiş, çıkardılar ne oldu? Ama nasıl edebilirler şimdi? Yaralı işçi yakınları da dışarıdaydı. Gözlerden yaşlar süzüldü. Nasıl olmuş ablacığım, bir bilginiz var mı? Yok. Sizin eşiniz mi içerideydi? Çalışmalar günün ilk ışıklarına dek sürdü. İçeride mahsur kalan 4 işçi daha kurtarıldı. Vali Ahmet Deniz göçük altında olan işçi kalmadığını açıkladı. Aileler rahat bir nefes aldı. Göçeğe ilişkin soruşturma başlatıldı. Sırada Diyarbakır'dan ama hepimizi ilgilendiren bir haber var. Şimdi bir haberi izleyelim. Dönüşte üzerine biraz konuşacağım. Kurumu basıp çalışanları tehdit ettiler. Kaçak elektrik kullanamayacağını anlayan vatandaşlar terör estirdi. Diyarbakır Kocaköy elektrik şebekesi 4,5 milyon liralık yatırımla yenilenecek. Kaçak elektrik kullanımının önüne geçilecek. Bazı kişiler bu durumun farkındaydı. Dicle Elektrik Kocaköy ilçe şefliği basıldı. Çalışanlar kaçağın önlendiği gerekçesiyle tehdit edildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlar hazırda bekletildi. Grup polisin uyarısıyla dağıtıldı. Çalışmalar güvenlik güçlerinin kontrolünde yürütüldü. Allah aşkına şu manzara kimin canını yakmıyor? Ülkenin belli bölümünde yüz binlerce insan göz göre göre kaçak elektrik kullanıyoruz. Bunu çok iyi biliyoruz. İzlediniz. İş artık şirazesinden çıkmış. Kaçağı önleyecek sistemleri gidip grup halinde tahrip ediyorlar. Peki onların kaçak kullandığı elektriğin faturasını kim ödüyor? Ülkenin
başka bir bölümü bunu ödüyor. Mesela ben bu kaçak elektrik meselesini iyi bilenlerden birisiyim. Yıllarca o bölgelerde haber yaptım. İnanılması çok güç şeylerle karşılaştım. Size birkaç örnek vereyim isterseniz. Eskiler bilir, somya yataklar vardır, hani tel tel. Kış mevsiminde soba gibi kullanıp o somyaları ahırlarda tavana asıyorlar. Ve hayvanlar ısıtılıyor. Ne de olsa elektrik bedava, yak yaka bildiğin kadar. Yazın tarlada çalışırken kuyu suyunu soğutmak için klima kuranlar bile vardı. Düşünebiliyor musunuz? Kuyuya klima kurmuşlar. Sürekli çalışıyor. Neden? Su soğusun, serin serin ferahlıyım. Faturayı kim ödüyor? Şimdi işi daha da büyütmüşler. Toplanıp trafo bile basıyorlar. Dağıtım şirketlerinin ne çektiğini çok iyi biliyorum. Onca eğitim, onca uyarı son 5 yılda sadece kaçağın %5'ine kadar önüne geçebildiler. %5 düşürebildiler. Kaçak elektriği kesmeye giden ekiplere silah çekiliyor. Gelinen son noktayı da söyleyeyim isterseniz. Ekipler bölgelerde kimi zaman çaresiz kaldığında kaçak elektrik kullananlara şu cümleyi kuruyor. Çalın ama insaflı çalın. Ben bu cümleyi bizzat duydum. Elektriği madem çalıyorsunuz bari insaflı çalın. Oradan da oranı da vereyim size. Bazı bölgelerde kaçak oranı %60'larda. Bu ne demek? 10 daireli bir apartmanda 6 daire kaçak elektrik kullanıyor. Konuyu o bildik, ezberlediğimiz o soruyu sorarak kapatalım. Kaçak elektriğin yükünü, faturasını zamanında ödeyen, kurallara uyan, vatandaşlara yıkarak onları cezalandırmıyor musunuz? Yani bizi. Devam edelim. Ve muhterem Nur, Müslüm filmi son günlerde pek revaçta. Müslüm filminin yapımcılarıyla yaşadığı sıkıntılar sebebiyle gündemden düşmeyen muhterem Nur, TGRT Haber'e konuştu. Gerçekten yapımcılardan para almadı mı? Ayda 2000 lirayla geçindiği doğru mu? Sultan Akden sordu, muhterem Nur cevap verdi. Abi nerede yarışma nerede? Bu yalan dolanı. Benim şu yerim lan seni. Çevir lan. Bırak lan. Müslüm filmi gişe rekorları kırmaya devam ederken tartışmaların da ardı arkası kesilmiyor. Kendini dinle derdi ustam. Biliyormuş bak başıma geleceği. Öldüm diye morga kalmışlar. Çok şeyler oldu. Herkes bir... Yani bir hücuma geçti. Bazıları albüm yaptı, bazıları... Yani olmayacak şeyler anlatmakla bitmez. Olaylardan dolayı çok üzüntü duydum. Oysa ben senden neler neler isterim. Merhum Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı muhterem Nur'la filmin yapımcıları arasında problem yaşandığı ortaya çıktı. Benim Mustafa Bey'le bir tartışmam olmadı. Diğer ortağı çok aslı olmayan konulara girdi. Para konularına girdi. Bir ömür yetmez ki. Aslında Müslüm Baba vefatından önce film için çok cüzi bir rakama başka bir yapımcıyla anlaşmıştı. Ama ömrü vefa etmedi. Muhterem Nur her şeyi TGRT Haber ekibinden Sultan Akten ve Yusuf Öztürk'e anlattı. Hastaneye girdi, 4 ay yattıktan sonra dünyadan ayrıldı. Peki Muhterem Nur Müslüm filmi için gerçekten para almadı mı? Soruldu. Müslüm filminden para aldınız mı? Ben de bunun karşılığında Müslüm filminden ben para almadım dedim. Neden almadınız? Daha evvel ben başka biriyle anlaşma yapmıştım. Siz bu filmden sadece 50 bin lira mı aldınız? 50, azami 70 bin lira cebimde kaldı. Yoksa kovaladığın için, kovaladığın için. Müslüm Gürses'in eşi muhterem Nur'u en çok Müslüm Baba'ya yapılan vefasızlık üzdü. Herkes istismar ediyor. Şimdi beni çok müdafasız gördükleri için indiriyorlar. Sırtından bunca para kazanıyorlar.
bir tanesi gelip de demiyor ki ya Muhterem Hanım biz kazanıyoruz, siz nasıl geçiniyorsunuz diye soran yok. Ve en çok konuşulan konulardan biri daha. Muhterem Nur geçim sıkıntısı mı yaşıyor? Müslüm Baba'nın yadigarının aylık 2000 lirayla geçindiği doğru mu? Benim eşimin emekli maaşı var. Benim var. Onların dışında Miyor birden gelen telif haklarını alıyorum. 6000 lira gelirim var. 2000 liraya çalışan 2000'i geçiyor. Ve şoför var. Elime 2000-2200 falan böyle bir para kalıyor. Güzel adamsın sen. Mutlulukla ne zorun var ki? Filmin yapımcısının Muhterem Nur'a bir vaadi var. Eğer o vaadi yerine getirirse Muhterem Nur daha rahat yaşayabilecek. Mustafa Bey eğer ortağı kabul etmese bile bana bir daire alacağını vaat etti. Olacak gözüyle bakmıyorum, olmayacak gözüyle de bakmıyorum. Söz verdiyse sözünün arkasında duracaktır. Delme. Anne. Ciğerimi deşme. Kimse yapma. Bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Soluk soluğa geçti koca bülten. Bizden hemen sonra Atilla Güner'le Ayrıntılar programı var. Peki ne konuşulacak? Şu soru sorulacak. Biz kimiz? Türkler, Türkiye'de yaşayanlar hangi ülkeyi severler? Hangi ülke insanından pek haz etmezler? Bizi ne sevindirir? Bizi daha çok ne üzer? İşte bu çok önemli ve güldürebilecek analiz sorularına biz kimiz diyerek cevap arayacak Atilla Güner. Sakın kaçırmayın diyoruz. Yarın akşam saat 19.45'te görüşünceye kadar kalınız sağlıcakla.